İyi günler, ben Gökhan Kaya. Canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Nuriye Gülmen'in kardeşi Beyza Gülmen. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nuriye Gülmen 602 gündür tutuklu ve yarın Çağlayan'da 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davası var. Nuriye Gülmen neden cezaevinde, neden tutuklu? İsterseniz bu sorunun cevabıyla hakkında isnat edilen suçlamalar ne? Bununla başlayalım. Bununla ilgili bilgilendirin. Buyurun. Tabii ki Gökhan Bey, hemen başlayayım. Ablam neden tutuklu? Aslında şu an hani tutuklu olmasını gerektirecek bir durum yok ortada. Sizin de söylediğiniz gibi 2 yıla yakın 602 gündür tutsak ilk zamandan beri hep aynı gerekçeler vardı. Birinci gerekçesi kaçma şüphesi tutuklu olmasına dair. İkincisi de ortada bir delil var, sahte bir delil. Bunun üzerinden suçu tekrar işleme olasılığı yüksek diyerek bu şekilde tutukluluğu devam ettiriliyor haksız bir şekilde uzun süredir. Daha önce yargılandığı bir suçtan tekrar yargılanıyor, değil mi? Ceza aldığı bir suçtan sanırım. Evet, aynen o şekilde söylediğiniz gibi. Yani suçlamalar arasında yeni bir şey yok. Yine aynı şeylerden yargılanıyor. Açlık grevi yaptığı için. İnsanların yaşadığı adaletsizliklere karşı durduğu için, onlarla birlikte mücadele ettiği için. Gerçekten aynı şeyler. Ablam da aynı şeyi söylüyor. Ben zaten bunlardan yargılandım. Şimdi tekrar yargılanıyorum. Hukukçular nasıl açıklıyor? Yani yargılandığı bir davadan aynı gerekçelerle yeniden yargılanmasını nasıl açıklıyorlar? Yani nasıl açıklıyorlar? Aslında bunun hukuki olarak bir açıklaması yok gerçekten. Evet. Ya zaten o yüzden hani evet, haksız, hukuksuz bir şekilde tutuklu diyoruz. Çünkü aslında şu anda tutuklu olmaması gerekiyor yani. Böyle bir dava açılmış olmaması gerekiyordu zaten en başından beri. Yani şöyle hukuki olarak şunlardan bahsedebilirim. Bu bence önemli bir durum. Mesela biz sahte delil diyoruz. Neden sahte delil diyoruz? Polis diyor ki yani ele geçirildiği o delil denilen şeyin ele geçirildiği tarihten bir gün önce emniyete kaydı olduğunu öğreniyoruz. Evet. Ve bu bizim mahkemede öğrenilmiyor. Başka bir mahkemede 22. Ağır Ceza hakimi diyor ki bu delil sahte olabilir. Bir SD karttan bahsediliyor. Bu delil sahte olabilir. Bunu bir inceleyelim diye 28. Ağır Ceza'ya yazıyor. Bizim mahkemede heyet de diyor ki bu belge bizde yok. Oradan savcılığa yazıyorlar. Savcılık diyor bizde yok. UYAP'a bakıyorlar. UYAP da yok. Ve emniyette dediğim gibi ele geçirildiği söylenen tarihten bir gün önce o delilin kaydı olduğu görülüyor. Yani böyle bir belge var. Avukat bu belgeyi getirdi duruşma salonuna. Buna dedi ki hani buna ne diyorsunuz yani? Bu gördüğünüz şeye rağmen hala bunu delil olarak tutacak mısınız dosyada? Çünkü o delili göstererek zaten tutukluluk devamını Delil istiyor zaten mahkeme. emniyette çıktı diyorsunuz, değil mi? Yani savunma bu delil zaten emniyetteymiş. Emniyette kaydı var. Nasıl ele geçirmiş olabilir? Yani gözaltı sırasında veya arama sırasında nasıl ele geçirmiş? Zaten emniyette olan bir delil. Bu Evet, deniyor. aynen öyle. Evet, biz de bunu söylüyoruz. Bu yüzden sahte diyoruz dedi. Buna rağmen mahkeme tutukluluğunda devam kararı veriyor sürekli, değil mi? Evet, aynen öyle. Birkaç mahkeme önce dedik ki yani ablam dedi ki yani ben tutuklulukla ilgili bir savunma yapmayacağım. Önce şunu öğrenmek istiyorum. Yani siz tarafsız mısınız? Gerçekten işinizi mi yapıyorsunuz? Yoksa birilerinin yönlendirmesiyle mi bu yargılama yapılıyor? Önce bunu öğrenmek istiyorum. Bu da nasıl olacak?
bu sahte delili hala dosyada tutacak mısınız, delil diye tutmayacak mısınız? Önce ben bunu öğrenmek istiyorum. Ondan sonra tutukluluğa dair konuşmamı yapacağım dedi. Bir karar vermenizi istiyorum bu noktada dedi mahkeme heyetine. Avukatlarımız da aynı şekilde savunma yaptılar. Ve mahkeme delili tutmaya devam etti dosyada. Yine herhangi bir inceleme yapmak istemedi yani. Evet. İtirazlara rağmen. Ve kaçma şüphesi deniyor. Aslında Nuriye Gülmen daha önce de hapishaneye girdi, çıktı. Defalarca gözaltına alındı. Nuriye Gülmen hiç kaçmadı. Fırsatı da vardı. Yani Nuriye Gülmen şimdiye kadar zaten istese herhalde defalarca kaçabilirdi. Çünkü girdik çıktı defalarca gözaltına alındı. Kamuoyunun önünde bir insan zaten. Evet. Bu da herhalde itiraz konusu olmuştur. Yani bu insan kaçmıyor diye elbette avukatı itiraz etmiştir. Yani bunun bir şeyi var, delili, gerçekliği var, kanıtı var kaçmadığına dair. Değil mi? Bunun için ne deniyor Evet. peki? Şöyle yani mahkemede genel olarak gerçekten bir şey denmiyor. Evet. Yani duvarla konuşuyormuş gibi bir mahkeme süreci yaşadık yani şu zamana kadar. Taleplerin hiçbiri kabul olmuyor. Yani açıklamalar hep aynı, gerekçeler hep aynı. Yani başka işte başka birinin dosyasına bakın, hep aynı şeyler yapıyor, yazıyor. Yani işte katalog suçlardan olduğu için falan filan, bu yüzden tutukluluk halinin devamına hep aynı şeyler. Evet. Yani mahkemede de biz ne hiçbir talebimizin hani bir şey karşılığını alamadık yani. Sanırım Nuriye Gülmen'in davasıyla ilgili de biraz kamuoyunun ilgisi de az değil mi? Çünkü bu tür davalarda benim dikkatimi çektiği kadarıyla kamuoyu ilgisi önemli, kamuoyu baskısı da önemli. Sanki son dönemlerde bu kamuoyunun desteği de biraz azaldı gibi gözüküyor. Siz ne diyorsunuz? Şey yani gündem çok yoğun gerçekten. Evet. Evet, ülkede hani olan biten çok fazla şey var. Ve ben hani aslında bunun ablama özel olduğunu düşünmüyorum. Genel olarak bence hani insanların hani böyle bir şey hali olabilir. Hani bıkkınlık, hani yılgınlık mı denir? Bence hani bu genel bir hali. Hani özellikle ablam özelinde bir şey değil de. Evet. Siz ne bekliyorsunuz? Yani ailesi olarak kamuoyundan beklentiniz ne? Yarın da dava var. Evet. Kamuoyundan beklentim yani mahkemeye gelmeleri kesinlikle. Evet. Yani kendileri görsünler. Ben bunu hani hep söylüyorum. Daha önce de diğer yayınlarda da söyledim hep. Yani gerçekten o yani o zaman anlıyorsunuz nasıl bir şey olduğunu, yani o işte davada yaşadığınız şeyler, o süreç. Yani ablam işte savunma yapıyor, avukatlar talep ediyor, işte heyet hiçbir şey yapmıyor, aynı şeyler işte yazılıp çiziliyor, işte devam ediyor. Yani ben mahkemede mesela işte ablam mahkemeye getiriliyor, dokunamıyorsun yani. Hem yakınındasın mesela, hemen jandarmalar araya giriyorlar falan böyle. Yani aslında orada olmaması lazım hani yani işte avukatlar öyle bir savunma yapıyor ki mesela diyorsun ki yani evet zaten her şey ortada yani işte delilin sahte olduğu ortada, her şey o kadar saçma sapan ilerleyen bir süreç yani yaşadık ki bunları görüyorsun, diyorsun ki ablam şu an hani hapishaneye geri dönmemeli yani burada olmalı, olmamalı hani onu oradan alıp gitmeliyiz yani aslında olması gereken bu. Bir adaletsizlik var herkesin önünde yaşanan değil mi? İnsanın böyle Evet. karşısına çıkınca kabullenmesi kolay bir şey değil adaletsizliği. Evet, Ceza öyle misiniz? gerçekten. Ablanızla iletişiminiz vardır. Orada neler yaşanıyor? Ceza Evet, istiyorum. bahsetmek isterim tabii ki de. Evet, bahsetmek ister misiniz? İsterseniz onunla ilgili de bilgi verin. Evet. Şey, hapishanede yani genel olarak yani cezaevinde, hapishanede tabii ki de baskı var. Çünkü yani gerçekten
ıslah etmeye çalışıyorlar ablamları, oradaki insanları. Yani ya düşüncenden vazgeç, ya da işte görüş cezası alırsın, hücre cezası alırsın. Ne bileyim, mantık dışı olmayan cezalar uygulanıyor zaten Ne mesela? hapishanelerde. Nasıl böyle? Evet, şundan bahsedeyim. Ne mesela, işte biz açık görüş yapıyoruz, yapmaya başladık. Evet. Maskelerimiz takılı. Ablamla yan yana oturduğumuz için ablam 2 ay görüş cezası aldı. Evet, çok kötü. Neden? Bir masa var, işte masa koymuşlar ortaya. Böyle ablam bir tarafta olmalıymış, ben bir tarafta olmalıymışım. İşte bunun için ablam 2 ay görüş cezası aldı. Sadece ablam değil, başka tutuklular da öyle cezaları aldı. Neden? Görüşçüsüyle açık görüşte işte yürüyerek konuşmuş. Yürüyerek konuştuğu için ceza almış. Bunun şöyle bir mantığı yok. Gardiyanlar sürekli içerideler. Ablamlar hücreden çıkıyorlar. Çıktıklarında onları arıyorlar. Her zaman yanındalar. İşte tutup götürüyorlar, getiriyorlar. Onlarlarken, gardiyanlar bunu yaparken bir sorun yok. O zaman işte sosyal mesafe korunuyor. Ama biz görüşte yan yana oturduğumuz zaman sosyal mesafeyi bozmuş oluyoruz. Bu yüzden ceza alıyorlar. Yani sosyal mesafeyi bozduğu için insanlar normalde uyarılıyor. İnsan hapishane gibi zaten izolasyon olan bir yerde yakınlarıyla görüşme cezası vermek çok ağır bir şey. Hele 2 ay değil mi? Evet. Bildiğimiz aslında oradaki COVID uygulamaları cezaevindeki tutsaklar, mahkumlar üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılmış. Biraz da keyfi bir şekilde kullanılmış anladığımız kadarıyla. Kesinlikle öyle. Mesela işte Covid döneminde zaten işte açık görüş yasaklandı falan filan. Artık hani pandemi bitti diyoruz. Artık eski işleyişe dönülmüş yani hapishanelerde. Tam olarak nasıl olduğunu bilmiyorum da gardiyanlarla ilgili de işte bir durum. Her şey eski haline dönüyor. Ama açık görüş 30 dakika mesela. Normalde pandemiden önce bir saatmiş. Evet. Yani ben mesela, benim gibi işte bir sürü insan şehir dışından görüyoruz. Sadece 30 dakika görüşebilmek için, yani yan yana durabilmek için şehir dışından geliyoruz. Ablam mesela bana diyor ki açık görüşe gelme diyor. Yarım saat zaten hani bir şey konuşamıyoruz. O arada da zaten gardiyanlarla bir süre geçiyor. İşte şöyle yapın, böyle yapın, yaklaşmayın. O zaten 15 dakikası gidiyor yani Evet. görüşün. Ablam diyor ki kapalı görüşe gel, hani en azından bir şeyler konuşalım yani, konuşabilelim. Evet. Evet, bu gardiyanlardan yana son dönemlerde gerçekten çok fazla şikayet geliyor. Gardiyanların bir baskı unsuru, hatta işte bu Garibe Gezer'in ölümünde de ciddi payları olduğu söyleniyor. Yani ciddi bir baskı uyguladıkları cezaevindeki insanlara karşı söyleniyor. Bu da herhalde benzer bir parçası, sistematik bir uygulama sanırım. Başka ekleyeceğiniz bir şey var mı? Konuşmak istediğiniz? Ya şey, Aklınızda. kamuoyu kısmı biraz şey kaldı. Yani ben tabii ki de insanların hani ablama destek vermelerini, dediğim gibi mahkemeye gelmelerini, ablama sahip çıkmalarını istiyorum tabii ki de, çok istiyorum. Çünkü söylediğiniz gibi yani bu yapılanların zaten hukuki bir açıklaması yok. Yani var, şu şekilde var yani, hani hukuki olarak hani hukuksuz bir şekilde tutuklu. Bunun açıklaması bu, işte sahte bir delil var. Bu yani, bunun tabii ki de hepimiz biliyoruz siyasi bir tarafı var. Ve gerçekten insanlar görmediği zaman bir şeyi, kamuoyu yani bir tarafa bakmadığı zaman insanlar unutuluyor. İşte o baskı devam ediyor. Evet. Hapishanelerdeki o baskı devam ediyor ve işte insanlar tutuklu kalmaya devam ediyorlar. Maalesef öyle bir haldeyiz şu anda. Evet. Oyunun gündemine gelmediğinde, evet, birazcık gözden kaybolduğunda sanırım o baskı ve haksız kararlar daha rahat verilebiliyor. O yüzden kamuoyunun ilgisi çok önemli diyorsunuz. Yarın da Nuriye Gülmen'in 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Çağlayan'da 10.30'da, saat 10.30'da duruşması var.
Nuriye'ye ses olmak isteyenler, Nuriye Gülmen'in davasında kamuoyuna duyurmak isteyenler, adaletin sağlanması için orada olmak isteyenler Çağlayan'a gelebilirler diyoruz, değil mi? Çağlayan'da olabilirler. Evet. Özellikle gazetecilerin ve sivil toplum örgütlerinin demokratik kamuoyunun da bilgisine sunuyoruz bu saati ve günü. Kardeşi olarak siz de çağırıyorsunuz destek için demokratik kamuoyunu. Tabii ki de öyle. Ablam biliyorsunuz yani açlık grevi yapmış bir insan 300 gündür. Yani neler yaşadık gerçekten birlikte. Çok zor zamanlardan geçtik. Ve bunu sadece kendisi için yapmadı yani. Bütün işinden atılan insanlar için yaptı. Hani o insan yani işte sosyal ölü haline getirdi deniyor ya insanlar. Evet, KHK'lılar için yaptı. Sadece kendisi için değil, bütün KHK'lılar için sonuçta o eylemleri yaptı, değil mi? Evet, daha sonra başka adaletsizliklere uğrayan insanların yanında oldu. Yani bence böyle bir insanın şu an sahiplenilmesi gerekiyor yani. Evet. Evet, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Nuriye Gülmen'in kardeşi Beyza Gülmen'le yarınki Nuriye Gülmen'in mahkemesi hakkında bir söyleşi yaptık, konuştuk, bilgilendirme yaptı kendisi. Çok teşekkür ediyoruz. Yeniden duyuruyoruz. Yarın saat 10.30'da 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Çağlayan'da mahkeme. Teşekkürler katıldığınız için. Herkese iyi günler diliyorum. Son bir şey söyleyebilir miyim? Bir söyleyin, buyurun, ne demek? Şeyi unuttum. Akşam bugün 9'da tek çalışmamız olacak. Evet. Ablamın hesabından. Ona da katılımlarını bekliyorum herkesin. Adaletten yana olan ablamı sahiplenmek isteyen herkesin katılımını bekliyorum. Ve dediğim gibi sadece Twitter'da değil, mahkemede de Çağlayan'da da yanımızda olmalarını çok istiyorum. Oldu. Çok teşekkürler. Herkese iyi günler diliyorum. Ben teşekkür ederim. Saat 5'te İhsan Eli Açık Hoca'yla canlı yayınımız olacak. Onun da bilgisini vereyim herkese. İyi günler.